Okay, so we were giving some notations and definitions of basic concepts. Now there is a convention, so let me also explain what is this. If omega is a finite set, so our sample space finite set, then the what collection of events A will denote the power set of omega. In other words, the set of all subsets of omega. So, but this is only for finite sets. So, if omega is a finite set, okay, if omega is a finite set, sample space, we take A to be the power set of omega. So, all subsets of omega, okay? This is the convention. If it is an infinite set, then we don't usually do this, okay? We don't take all subsets. The set of all subsets or the collection of all subsets can be too big and it may contain many subsets which are actually not interesting, okay? So, but in case of our sample space is a finite set, we take A, the set of all events to be the power set of omega. So any subset is meaningful. Okay. Okay. On the other hand, if the sample space omega is infinite, it is not reasonable to take A to be A as the power set of omega. However, we will expect that the collection A of events satisfy the following conditions. What are these conditions? The first one is this. If A belongs to the set of events, then so is its complement. Okay. Second, if A and B are events, so if they are in A, then so are A intersection B and A union B. Okay. So we will ask these two conditions from this collection of possible events. Okay. If A is an event, then its complement, so its non-occurrence, should be also considered as an event. If we have two events, then A and B
and A or B should be also considered as events. So from this collection A, we will expect these two conditions. In case of, you know, finite probability case, so if omega is finite set, then this is just the power set. So these two conditions are, you know, trivially satisfied. However, if omega is infinite, then we won't take the power set as our, you know, the set or the collection of events. And there we have to be careful. We have to be careful that whenever we consider a subset as an event, then we should take its complement also as an event. And if we have two events, then their intersection and their union also should be considered as events. Okay? Okay, so of course, you know, by induction, the condition 2 can be generalized to finite intersections and unions. So note that by induction, we see that if A1 up to AN are events, are sets in this collection A, then so are their union and their intersection. Okay, so whenever it holds for two subsets, by induction it holds for finite domain subsets. Okay, note that if A is an event, then A and its complement is empty set, and therefore this is an event. Okay, so by the first condition, if A is an event, its complement is an event. By the second condition, since these are both events, their intersection is an event, therefore empty set should be considered as an event. And again, by the same condition, by the second condition, their union, right, omega is also has to be an event, right? Madem ki her eventin komplemanı da event, o zaman ve iki eventin ara kesiti ve birleşimi event. Dolayısıyla boş küme ve omega'nın kendisi de event olarak kabul edilmeli. Değil mi? Genelde bir assumption yaptığınızda onun bir takım tabii ki sonuçları oluyor. Şimdi az çok algebrayı gördük değil mi? İşte bir collection var elimizde. Onun elemanları var ve iki tane de işlem var. Daha doğrusu üç tane. Bir kompleman alma, ara kesit alma, union alma. Bu bir cebir tarif ediyor. Onu tarif edeceğiz. Definition. Bu arada bakayım. Kayıt yapıyorum. Bazen kayıt yapmayı unutuyorum da. Sonra oturup tek başıma 40 dakika konuşmam gerekiyor. Okay. A Boolean algebra or a field field of subsets of omega or algebra of events. Yani buna bir sürü bunu bir sürü şekilde çağırabiliyorsunuz. Boolean algebra, field of subsets of omega or algebra of events. Hepsi aynı şeye karşılık geliyor. Is a non-empty set A on which two binary operations
binary operations, union, intersection, and one, oops, and one unary operation, binary değil bu, işte complement, are defined so that şunlar sağlanıyor. A ve B iki tane event ise bu bunların union'ı da bir event olacak. Ara kesiti de event olacak. Yani demin sıraladığımız şeyler sağlanıyorsa yerde buna diyoruz ki bu bir Boolean algebra'dır. And satisfying the following axioms. A1, birinci aksiyom. A union B, B union A. Evet, iyi soru. Okey. Değil mi? O komutatif bir işlem değil. Okey. Evet, notlara doğru yazmışım ama burada diyeceksiniz ki zaten A union B ile B union A aynı değil mi? Niye bunları bir daha yazıyorum? Şu yüzden bu işlemler bizim bildiğimiz işlemler olmak zorunda değil. Yani bunlar farklı şekillerde tarif edilebilir. Elbette ki en tipik örneği bildiğimiz küme işlemleri, birleşim, kesişim ama hani bu Boolean algebra'nın işlemlerini siz farklı şekillerde tarif edebilirsiniz. İlla klasik ara kesit veya işte union olmak zorunda değil. Ama işte commutativity vesaire hani standart ara kesit ve birleşimin özelliklerini sağlamalarını bekliyoruz. İkinci aksiyomumuz birleşme özelliği. Her iki işlem içinde. A intersection B intersection C A intersection B intersection C'ye eşit. Üçüncüsü şu. Yani bunlar standart küme işlemleri için tabii çok anlamlı değil belki. Ama dediğim gibi hani bunların standart küme şeyleri olması gerekmiyor işlemleri. Farklı şekilde tarif edilebilir. O zaman buna bir işte Boolean algebra diyoruz. Özür dilerim. And bunun şey versiyonu var tabii ki. Birleşimin kesişim üzerine dağılması. Ve kesişimin birleşim üzerine dağılması. Beşinci aksiyonumuz da şu. A ile A komplemanın ara kesitinin B ile birleşimi B olacak. Yani şu bir yerde boş küme demek değil mi? A ile yine A komplemanın birleşimi bu sefer de bu omega olacak. Omega'nın B ile ara kesiti bu. Tabii yani bunlar standart işlemler olmak zorunda değil. O yüzden de bunları bu şekilde tek tek yazmak gerekiyor.
Peki. Standart küme işlemler için bu aksiyonların hepsi çok trivial tabii ama hani dediğim gibi standart küme işlemlerini almak zorunda değilsiniz. Let's see an example. Let's say omega is this set of four elements and we list three collections of subsets. One of them is this. A1. A2 is this. Empty set. Omega itself. 1, 2 and 4. No. 2, 3, 4. 1, 2. Ve 3, 4. Özür dilerim. Üçüncüsü de şu. Empty set. Bunları koyuyorum empty set ile omega'yı çünkü bunlar her zaman olmak zorunda onu gördük değil mi? Bunlar hani bir herhangi bir eleman varsa onun komplemanı var. Dolayısıyla ara kesiti var vesaire falan. Ha, o yüzden o şey olmayacak. Boolean algebra olmayacak. Tamam. Haklısın. Bir, iki var. Bir, iki var. Üç, dört var. İki, üç, dört var. Bir, üç, dört var. Evet. Beşincisi, pardon, dördüncüsü de power setin kendisi. Tamamını aldık. O zaman şu var elimizde. Then A3 and A4 are Boolean algebras. Tabii ki işlemleri de standart ara kesit ve birleşim işlemleri. But 1 and 2 are not. Neden değil? Bir niye şey değil? Yani burada tabii işlemleri standart küme ara kesiti ve birleşimi olarak alıyorum. Komplimanda bildiğimiz şey. O işlemleri standart işlemler alsak. Şunu biliyoruz. Herhangi bir Boolean algebrada boş küme ve şeyin tamamı olması lazım. Kümenin, omega'nın oraya ait olması lazım. Burada omega yok. Değil mi? A1'de omega olmadığı için o bir Boolean algebra değil. İkincisinde omega var. Nerede sıkıntı var? Evet. 2, 3, 4 ile 1, 2'nin ara kesiti 2 ama 2 bu kümeye ait değil, değil mi? O yüzden ikincisi de bir Boolean algebra değil. Power set zaten her zaman Boolean algebra olacak. Ve aslında biz finite sample space'lerde bir tek bununla ilgileneceğiz. Tamam mı? Üçüncüsü de kontrol edebilirsiniz, değil mi? İşlemler altında kapalı, yani ara kesiti var, işte komplimanları da burada vesaire vesaire. Okey. Sorusu olan var mı? Remark. Şimdi remarks diyeyim hatta. Birincisi şu. Using mathematical induction, one can prove that four
any given events A1 up to AN, yani N tane event verilsin. The axiom A2. Imply that, yani ikinci aksiyom o da nedir? Birleşme özelliği. Yani parantezi nereye koyduğunuzun önemi yok diyor, değil mi? Üç tane kümenin veya işte üç tane küme elemanın işlemi sırasında son iki ilk önce işlemi alıp onu ilkiyle işlemi almak, ilk ikiyi alıp sonra sonuncuyla işlemi almakla aynı şey. Bu ne demek? Parantezi nereye koyduğunuzun önemi yok demek, değil mi? Bu üç tane için böyle olduğu gibi n tane alırsanız da aynı şey olacak. Induction'dan onu görmek kolay. So we have what? Şöyle diyeyim. We may drop the parentheses and yani şu anlamlı bir şey olacak. N tanenin birleşimi veya işleme sokma işi. Bu böyle yazabilirim. Parantez koymama gerek yok. Yani önce ilk ikisinin birleşimini alayım, sonra onun üçüncüyle, sonra dördüncüyle dememe gerek yok. Bunun bir anlamı var. Ve istediğiniz gibi birleşimi alabilirsiniz. Aynı şekilde kesişim için de geçerli. So we have the same also for the intersection. So it doesn't matter where you put the parentheses. Okay. Usually all binary operations you have seen so far has this property. So you don't know, the importance and the value of this operation. But there are mathematical objects where the operations are not associative and their life is miserable. Okay. So you cannot, for example, write x to the power n, okay, there, because do you mean this or this, right? Yani önce bu ikisini işlem alıp sonra mı bunu alacağım, yoksa önce bu ikisini alıp sonra mı bunu alacağım? Bunların eşit olduğunu bilmezseniz, o zaman x küpün bir anlamı yok. Tamam mı? Dolayısıyla hani bu tip cebirler var ve oralarda hayat oldukça zor. Yani polinom bile yazamıyorsunuz. Aha. Hangisi? A komplemanın A'ya eşit olduğu. Denemedim ama umarım çıkıyordur. Gerekiyordur herhalde. Yani ben göremedim diyorsun. İyi, size exercise vereyim onu. Yapamazsanız gelip bana sorun. Yok, onu demiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz o işlemin. Ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden soru anlamlı bir soru. Ama yani olması lazım. Olmazsa onu da eklemek gerekir. Ama setlerde çalışıyorsun da ben işlemlerin ne olduğunu söylemedim ki.
Kesişimden ne kastettiğim de belli değil. Union'dan ne kastettiğim de belli değil. Komplementten ne kastettiğim belli değil. Sadece o aksiyomları sağlayan bir takım işlemler. Neler olduğunu bilmiyorum. Okay. Idempotent law. Idempotent laws, hatta şu, o da bu aksiyonlardan çıkıyor sanırım. For all a in the algebra, Boolean algebra, a union a is a and a intersection a is a. Okay. Bunun da çıkması lazım. Değil mi? Okey. Niye çıktı bariz değil ama. Ben de muhtemelen yazarken şey diye düşündüm bunları da. Hani siz söyleyin. Union olarak aldığım için çok bariz geldi ama şimdi bakınca çok da bariz değil. Neyse bir bak yazalım sonra düşünürüz. For A and B two elements. That A intersection B'nin B olması A union B'nin A olması, bu da if and only if B'nin A'nın olması demek. Dördüncüsü A her zaman A'nın içinde reflexivity. Beşincisi A B'nin içinde, B A'nın içinde ise zaman A eşittir B. Antisimetri. Bu da transitivity. Bunların standart küme işlemleri için bariz olduğu, yani bariz ama genelde çok da emin değilim. Yani bir bakmak lazım ona. Okey. Boş kümeye the element empty set is called the null element. Element and omega is called the unit element. Çünkü işte ama omega ile intersect ettirirseniz hani şey çıkıyor. Elemanın kendisi çıkıyor. Sanırım o yüzden unit element deniyor. Ve şu var.
A'la A'nın komplimanı empty set and A'la A'nın komplimanının union'u da sample space'in kendisi. For any A in A. Okay. Note that yine şöyle bir şey var. For any given A in A for any event A complement yani şu şekilde tanımlanan A complement is the unique element X satisfying şunu sağlıyor. A ile ara kesiti empty ve union'u da omega'nın kendisi olan küme. Okay. İşte bu yüzden böyle dedim. Hani bunu bu şekilde tarif edersek A komplimanı yani bir yerde şey gibi düşünürseniz standart işlemler alırsak A komplimen de buysa o zaman A komplimen bu iki özelliği sağlayan unique eleman oluyor. Emin değilim. Emin değilim. Onlara bakmak lazım. Yani bu ders kapsamında biz tabii ki bunları her zaman standart şeyler alacağız. Ama hani abstract bir Boolean algebra aldığımız zaman yani o aksiyomların yazdığımız o aksiyomlar illa bu şeyleri sağlar mı? Yani A kompliman buna mı denk gelir? Çok emin değilim ondan. Okay. Şu var. The element A minus B şöyle tanımlanan ala B komplimanın ara kesiti is called the difference of B from A. 9 da şeyi tarif ediyor. A so triangle B by definition A minus B union B minus A is called the symmetric difference is called the symmetric difference of A and B. Okay. Tane de now we have another definition. An element A of A is called an atom if atom of A of the collection A if A is not empty and the following happens. Whenever you have a subset of A,
And B is an element of the collection, then B is either empty set or B is in B is equal to A. So it means an item is a non-empty element of the collection so that it contains no other element of the collection as a proper subset. Okay. Yani bir yerde o event daha küçük iki tane başka eventin birleşimi olarak yazılamıyor. Parçalanamıyor. Yani atomun da uzun süre parçalanamadığı düşünülmüş ya onun gibi. Mesela şöyle bir örnek yapalım. A'yı şu alayım. Example. Ha, pardon, şöyle bir remark var. Note that if A and B are distinct, and B are distinct atoms of A, then A intersection B should be empty, right? Because if it is non-empty, then it means both A and B contains a subset which is also an event, and it is smaller than A and B because A and B are distinct elements. Well, it is smaller than at least one of them. Right, you may have this. Suppose they are like this. A is a subset of B, but then this is a contradiction that B is an atom also, right? So, if you have distinct atoms, then their intersection has to be empty. Example, let's see this. Set of events, empty set 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. So here, what is the sample space? Sample space has to be an element of this, and it must be the biggest subset. So sample space is this, right? And here you see one is an atom, two is an atom, and three, four. Are atoms of this collection. Okay. Similarly, if let's say B is this set. Şöyle yapayım. Empty set 0, 1. Burada B real line'ın daha doğrusu şeyin pardon omega'yı sample space'imi şey seçmişim. 0-1 aralığı. So this is our sample space. The interval 0, 1 of the real numbers. And our
collection of subsets is this set, empty set, omega 0, 2, 3, and 2,3 and 1. So what are the atoms of this? Well, they have to be non-empty sets, and they shouldn't contain properly any other subset. What are those? Then 0, 2, 3, and 2, 3, comma 1 are atoms, okay, of this collection. Daha küçük bir eleman içermiyorlarken. 0, 1 atom değil, çünkü işte 0, 2, 3'ü içeriyor, değil mi? Okey, yine süreyi bitirdik galiba. Çok çabuk geçiyor. Okey.